Yeni bir programdan merhaba sevgili izleyenler. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış köyündeyiz. Yolu sokağı evleriyle tam bir Ege köyü olan Ulamış'ta güzel bir zaman bizleri bekliyor. Ege köyleri zaten gezip nefes almanız anlamıyla sizi fazlasıyla doyuruyor. Burada da bizi renkli bir köy bekliyor. Çünkü üç kuşak kadınların burada tiyatro yaptıklarını öğrendik sevgili izleyenler. Üstelik birçoğu hiç tiyatro izlememişken tiyatro yapmaya başlamışlar. Aynı zamanda Ulamış'ın çok güzel özellikleri daha var. Dediler ki kara kılçık denilen buğday unundan kadınlar burada geleneksel yöntemlerle taş fırında ekmek pişiriyorlar. Zaten şu anda size seslendiğim yerde kara kılçık buğdayının hikayesinin resmedildiği bir duvar. Sonra avlu kafeler, eski köy evler ve aklınıza gelebilecek birçok doğal ürün var. Şimdi burada bu kadar doğallığın içerisinde tarımıyla, toprakla, hayvanlarıyla yaptıkları üretimin yanında sanatı da katan kadınlarla buluşmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen programımıza başlıyoruz. Köy tiyatrosunda oynayan ama aynı zamanda burada bize kara kılçık buğdayını anlatan sevgili Ayşe teyzenin evinde, onun bahçesindeyiz. Ayşe teyze, seni biraz tanımak istiyoruz. Ben adım Ayşe Duruk. Burada doğdum. 70 yaşındayım. Maşallah. Burada büyüdüm. İlkokul mezunuyum. O zamanki koşullar nedeniyle okuyamadık. Ama şimdiki aklım olsaydı okurdum. Hatta diyorum ki çocuklarıma keşke sizinle birlikte ben de okusaydım. Birlikte gidip gelseydik diyorsun. Evet, şimdiki gibi düşünseydim yapardım. Evet. Şimdi Ayşe teyze, çok değerli Ulamış köyünde çok değerli bir teyzemizsiniz. Köylüler de sizi çok seviyor. Burada hem tiyatro yapıyorsunuz ama aynı zamanda diyelim ki bu köye has olan o çok güzel buğday ekmeği, o kara kılçık ekmeğini, biraz kara kılçığı da bilmek istiyoruz. Senin tiyatronuna da gelmek istiyoruz. Biraz tiyatro geçmişine geleceğiz ama anlat bakalım bize, kara kılçık nasıl bir buğdaydır? Bu yöreye has olan bu buğdayı bize anlat. Siz böyle geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Biraz kara kılçığı anlat bize. Geleneksel, genetiğinden oynanmamış. Yani eski tohumlarımızdan Gödence köyü var. Evet. Orada bulmuşlar bir avuç buğday. Belediyemiz oradan aldı. Onu herhalde Can Yücel tohum şenliğinde ürettiler. Önce işte pek şey yapamayacağım ama önce tohum yaptılar, Seferihisar'da ektiler. Ondan sonra bizim köye de verdiler. Biz de ektik, yetiştirdik. Yani böyle. Nasıl bir ekmektir? Çok güzel, sağlıklı. Hatta ben kendim de ondan yiyorum şimdi. Başka ekmek yiyemiyorum. Çok. Onu nasıl mesela, hani hamurundan pişirmesine biraz anlatır mısın? Hamuru. Yani sadece hiçbir katkı maddesi yok içinde. Buğday zaten öyle. Bir de değirmende öğütülüyor değil tabii, mi? Tabii. Kepekli. Kepek yoğun. Bizim kendimize özgü ekşi mayamız. Evet. Yani katkılı maya değil. Mayayı da kendiniz üretiyorsunuz. Evet, tabii kendimiz yapıyoruz. Ondan yapıyoruz. Çok sağlıklı. Peki pişirmesi fırınlar? Fırınlar taş fırında pişirirler, odun ateşinde. Ama ben şimdi onu yapamadığım için ben elektrik fırında pişiriyorum. Evet. Ben de yapıp satıyorum pazarda. Peki gelelim senin tiyatrona sevgili Ayşe teyze. Biraz anlat bakalım. Nereden esti böyle tiyatrocu olmak? Vallahi tiyatrona nereden esti? Buraya gelen kurslara ben gidiyordum hep, katılıyordum. Dediler köyde Ulamış'ta yani tiyatro kursu başlayacak. Sen de gel Ayşe teyze dediler. Önce yapamam diye düşündüm. Yani girmek amacıyla gitmedim oraya. Ama gittim. Tiyatroda kaldım. Çok seviyorum şimdi. Ayrılmak istemiyorum. Şimdi biz üç kuşak. Benim torunum da oynuyor.
Öyle mi? Ne kadar Evet, güzel. üç kuşak devam ediyoruz. Size neler kattı mesela? Diyelim ki hani kadınlar burada çok güzel üretimlerde bulunuyorlar. Onun üzerine artı olarak bir de sanat girdi, tiyatro girdi. Vallahi sanat girdi. Kendimize güvenimiz geldi daha doğrusu. Ben evvelden bu kadar değildim. Tiyatroya başlayalı daha kendime güvenilir oldum. Güveniyorum yani. Sanat insanı böyle güçlendiriyor değil mi? Gerçekten, gerçekten çok büyük katkı veriyor insana. Peki bize köyünle ilgili, yaşamınla ilgili, buradaki kadınlarla ilgili neler anlatmak istersin? Vallahi buradaki kadınlar, bizim köyümüz eskiden beri başka yerlere göre daha ileri görüşlü bir köy. Yani Ki öylemiş ki demek ki sizin evet. gibi böyle Mesela kadınlar. eskiden Seferihisar'ın çarşısından bayanlar geçmezdi. Ama bizim burada biz geçerdik. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz sevgili Ayşe teyze. Seni tanıdığımız için biz çok memnun olduk. Ben de çok Seyircilerimiz de teşekkür o ederim. şekilde. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Sağ olun, sizlerin de. Teşekkürler. Teşekkürler. Bulanmış karını. Kara kılçımız. Siz mi yapıyorsunuz bu ekmeği? Evet canım benim, biz yapıyoruz. Bisiklete bak. Ay çiçekler herhalde. Çiğdem diyorlar İzmir'de de. Ne kadar renkli bir köy ya. Rengarenk oldum. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsın? Şükür iyiyim. Sen nasılsın? İyi mi çocuğum? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle sokaktan geçince seni görünce yanına gelmek istedim. İyi yaptınız, sağ olun. Memnun oldum, Biz çok. de çok memnun olduk. Nasılsın? Kendinden biraz bahsetsene. Kimsin sen? Ben Fatma teyze. Fatma teyzem. Ha. Evet. Fatma teyzeyim. İşte kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Turşu yapıyorum. Turşu, biber turşusu yapıyorsun. Biber turşusu yapıyorum. Kısmet olsa, sağ olursa yiyeceğiz hep bir. Kışa hazırlık artık değil mi? Kışa hazırlık. Ne yapalım? Gerçi turşu her mevsimde yeniliyor. Bak, kendim çıkardım. Kendi çıkardığımı yapıyorum. Parayla almadım. Biberler senin bahçenin biberler. Ha, benim bahçemde bak, benim bahçem, kendi bahçemden topladım. Şeyden yapıyorum işte. Kendi biberlerimden yapıyorum sade. Organik parayla al. Ne kadar parayla alsan yine içine sokuyorlar bir şeyler. Değil mi? Sokuyorlar. Kendi bahçende gönül rahatlığıyla ekip, İki biçip. biberim oluyor, iki patlıcanım oluyor. Birer tane koparıyorum, taze taze pişirip yiyorum kendim. Çocuklar getirecek de yiyeceğim diye bakmıyorum. Daha kendime bakabiliyorum. Çok şükür. Çok şükür halime. Çok şükür, çok şükür çocuğum. Böyle arkadan bahçene bakıyorum da güzel bir bahçem var. Aa, güzel güzel. Neler ektin bu yıl? İşte biberim, patlıcanım var. Şimdi onlar köklendikten sonra soğan, sarımsak, ıspanak onları dikeceğim. Ama sulamızı çok pahalandırdılar. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Olmaz böyle. Bizim kendi suyumuzu bize Paraya pahalısa satıyorlar. parayla, bizim kendi köyümüzden gidiyor su her tarafa, Seferihisar'a da gidiyor, her tarafa gidiyor bizim su. Ama olmaz, haksızlık bu, çok haksızlık, öyle değil mi? Haklısınız tabii. Aa, haksızlık Su valla. paralarıyla, elektrik paralarıyla baş edilmiyor artık. Aa, edilmiyor ama herkes haram ediyor, haram ediyor, olmaz. Evet. Bir yudum suyu bize
De hadi tamam ilk açık ucuzdun veriyorduk. Şimdi pahalandığını verdiler. Olmaz. Duyuyorum sesimi. Bize biraz anlatsana turşuyu nasıl yapıyorsun? Mesela herkesin bir yöntemi var. Bunları ben için yıkadım. Evet. Şişelere koyacağım. Birer birer şişelere yerleştireceğim. Ondan sonra tuz, limon tuzu eriteceğim. Dökeceğim üstüne. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bazıları sirke koyuyor. Sen koymuyorsun. Ha, sirke de koyuyorum bak. Sirke de var. Unuttum işte bak. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Ondan koyuyorum işte. Peki siz? Fatma teyze kaç günde bu turşu oluyor? Valla bir hafta 10 günde olur. Değil mi? Olur. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz Fatma teyze. Bir şey değil çocuğum. Yine buyurun gelin. Çok sağ olasın. Yine buyurun. Hadi ya. Sağ ol çocuğum. Yine buyurun gelin. Eyvallah. Ulamış'ın köy tiyatrosunun avlusundayız sevgili izleyenler. Ulamış köyünü geziyoruz tabii ki. Buradaki kadınları tanımaya çalışıyoruz. Her taraftan üretim kokuyor diyebiliriz sevgili izleyenler. Bir taraftan bağ, bahçe ama onun yanında sanat var bu köyde. Ve şu anda yanımda sevgili Berrin var. Biraz Berrin'i tanıyacağız. Biraz bize köy tiyatrosunu anlatsın, kendi köyünü anlatsın, kendini anlatsın her şeyden önce. Sevgili Berrin hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ediyorum öncelikle. Köyümüz İzmir'e ortalama bir saat mesafede bir köy. Çok çalışkan insanlardan oluşmakta. Ben bu köye sonradan dahil oldum. Biraz kozmopolit bir köyüz. Hem burada doğup büyümüş, tarlada çalışmış insanlar var. Hem de benim gibi, mesela ben bir dış ticaret uzmanıyım. Emeklilik hayatımı doğada, köyde yaşamak isteyip gelip buraya yerleşip köy halkıyla ve köyle özdeşleşmeye çalışan insanlardan birisiyim. Ama bu çok güzel bir harman, çok güzel bir kültür ortaya çıkarıyor. Kültürler arası çatışma yerine bu köyde insanlar paylaşım ve yepyeni bir kültür oluyor. Sanat olmazsa olmaz diyoruz. Sanat her anlamda da insanları buluşturuyor. Evrensel bir gücü var kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Diyorum ya 7 yaşındaki insanla 70 yaşındaki insan aynı dili konuşmaya, birbirlerini daha iyi algılamaya ve çözümlemeye başlıyorlar. Köy köy gezme şansınız hiç oldu mu? Mesela köy tiyatrosu, ben hiç izleme şansı bulamadım. Umarım sizin İnşallah tiyatronuzu izlemiş olurum. Bekliyoruz. Uluslararası Köy Tiyatrosu Festivali'ne İzmir'de davetliyiz. Orada oynayacağız. O zaman sizleri de bekleriz. Tüm izleyenlerimizi de bekleriz. Mesela Ege köyleri gerçekten çok güzel. Ve son yıllarda böyle şehirlerden bıkıp Ege'ye böyle köylere göç eden çok fazla insanlar var. Kesinlikle. Çünkü artık yaşam kalmadı. Gerçekten her taraf beton, her taraf taş. Fabrika, taş. İnsanlar artık bunları görmek istemiyor. Böyle nefes almak istiyor. Ağacın rengini istiyoruz. Görmek istiyor. Çiçeği toprağa koklamak. Aynen. Bundan kaynaklı. Hani bunu hiç yaşamamış insanları bir düşünsenize yani. Evet. O hissi hiç dokunamamak, o hissi hiç varamamak. Sizi ufacık bir yetiştirdiğiniz saksınızdaki roka da mutlu edebilir. Kocaman bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşırsanız da mutlu olabilirsiniz. Hani sizin bakış açınız. O önemlidir benim fikrimce ve kendiyle barışık olan insan her şeyi de başarır. Yedisinden yetmişine insanından oluşan bir grup oluştu. Torunu, kızı, kendisi olmak üzere üç nesil bir arada tiyatro yapmaya başladık. Böyle köy kadının köy, resmi denilmiş. Aynen. Köy kadınımız yumurtasını topladı. Bahçesine gitti. Domatını, biberini topladı. Pazar günü için kara kılçık ekmeğini yaptı. Dağa gitti. Zeytinini silkeledi. Ovaya indi. Mandalini topladı. Sonra akşam yorgun argın demeden geldi ve tiyatro çalışmasına katıldı.
öyle güzel ürünler sergilendi, ortaya çıktı ki bunu göstermek amaçlı bu duvarımızı kendimiz boyadık. Köylü kadınımızın nasıl sanatta da başarılı olduğunu, her yerde olduğu gibi kadınımızın el attığı her şeyde başarılı olduğunu göstermek amaçlı. Evet. Bu duvarı da buna hitaben boyadık. Oyuncularımızın adlarını bir bir yazdık. 25 kişiden oluşan bir ekibimiz var, tiyatro ekibimiz. Bu ekibimiz İstanbul'da ilk premierini oynadı. Hı hı. Bu yıl 3. yılımız. İstanbul'da premier oynadıktan sonra Ankara'da, Eskişehir'de, Milas'ta, Çandarlı'da ve hatta Almanya'da oynadık. Oynamaya devam ediyoruz. Hı hı. Oyunlarımızın hiçbirinden ücret almıyoruz. Suyla unun birleşip, harmanlanıp, ekmeğin oluşması gibi bizim bu tiyatromuzun oluşumu da, köy de öyle. Köy halkı biraz önce anlattığım gibi zeytinini toplayıp, mandalini toplayıp onunla bununla uğraşırken bir anda tiyatronun da içinde buldu kendini. İşten geliyorsun. Evet ablacığım. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tanıyabilir miyiz? Şükür. Evet, benim adım Aslı. Hı hı. Ulamış köyünde doğdum, büyüdüm. Buralıyım. Tiyatrocuyum ama gündüzleri de çalışmak zorundayım tabii ki. Hangi işten geliyorsun? Zeytin sırmaya gidiyoruz. Yeşil zeytin ağaçlardan. Hı hı. Diplerini topluyoruz. Ağaçlara şeyleri, yeşil zeytinlerini sıyırıyoruz. Hı hı. İşte akşam olduğum bu saatte geliyoruz. Geldikten sonra da bir duş alıp koşarak tiyatro kursuna. Her şekilde sanat diyorsunuz. Sanata saygımıza son, sevgimiz hele. Sanatsız yapamıyoruz. Her şekilde katılmaya çalışıyoruz yani. Sen kaç saat çalışıyorsun da şimdi eve gideceksin ben de? Ben sabah 6'da kalktım. İşe gittim. 7'de işbaşı yapıyorum. 4.30'a kadar. 4.30'da işi bırakıyorum. Geliyorum. Duşumu alıp tiyatro kursuna geliyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bir tane replik mi alsak senden? Para girdi araya, aç gözünü uyuma. Bir çizgi film kahramanıydı değil mi? Hmm. Yaba daba duu. Sokakları geziyoruz. Ulamış'taki kadınları tanıyoruz. Şimdi kaldırımın önünde oturduk. Sevgili Huriye ablanın aynı zamanda kuaför dükkanının önünde oturduk. Kendisini tanıyacağız. Onun şahsında biraz Ulamış kadınlarını ondan da dinlemek istiyoruz. Huriye abla, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ben Huriye Delen. Aynı zamanda kuaför, aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Burada olmaktan hem gurur veriyor hem mutluyum. Hem cumartesi pazarlarımız kuruluyor. İç içe bayanlarla daha güzel geçiyor günlerimiz. Kalkıyorsunuz, tarlaya gidiyorsunuz, sahaya gidiyorsunuz, bahçe işleriyle uğraşıyorsunuz. Bu sene şimdi şu ara zeytin zamanı. Zeytinler toplanacak, yağlar çıkacak. Çok güzel yani. Ama fırsat buldukça tiyatro. Tiyatro, tiyatro, tiyatro. Yeter ki üretime dahil olalım. Üretiyoruz. Tarhanamızı yapıyoruz, makarnamızı yapıyoruz, zeytinleri toplayıp yağ yaptırıyoruz. Hı hı. Yani yeter ki iste. Hı hı. Yeter ki iste, çalışmak iste yani. Çalışana iş çok. Sen tiyatro grubunda aynı zamanda makyözlük de yapıyorsun. Fırsat buldukça yani gerektiğinde yapıyorum. Hı hı. Genelde köylü kıyafetiyle oluyoruz ama hı hı. olmadığı zamanlar elimden geleni yapıyorum. Saçlarını hı hı. yapıyorum, örüyorum, ediyorum. Hı hı. Çok güzel oluyor. Peki senin tezgahında geldik. Bir pazar geldik, sana denk geldik. Tezgahında ne göreceğiz? Zeytin görürsünüz, zeytinyağı görürsünüz, makarna görürsünüz. Eğer sebzem yetişmişse sebze görürsünüz. Her şeyi satıyorum. Bahçemde ne varsa uygun. Bu sene mesela patlıcan, biber yetiştiremedim. O kadar çok sattım, çok güzeldi. Yani mevsimine göre. Şimdi lahanalar yetişiyor, pırasalar yetişiyor. Her mevsim? Ha tabii değişiyor işte. Her zaman var, her zaman. İstediğin dediğim gibi kışın şimdi pırasalar, lahanalar olacak. Onları satacağız. Yardımlaşıyoruz, çok güzel bir şey.
Köy hayatı biraz böyle zaten değil mi? Mesela o komşuluk ilişkileri, dostane olan ilişkiler yani başka bölgelere, başka şehirlere benzemiyor. Asla. İmece usulü dedikleri var ya, ona gidiyorsun, ben ona gidiyorum, o bana geliyor. O çok güzel. Hem maddi yönden yıkıntı olmuyor, hem de manevi yönden birbirimize destek olmuş oluyoruz. Ulamış'a gelsinler, tiyatroya gelsinler. Mümkün olduğu kadar Ulamış'a yerleşsinler yani, tavsiye ederim. Köy kahvelerinde tiyatro oynuyorsunuz. Köy kahvesinde oynuyoruz, derede oynuyoruz. Geçen sene bugünlerde derede oyun oynadık. Çok güzeldi. Kahvelerde de oynuyoruz. Eskiden kahvelerde girmek mümkün değildi. Ama şimdi gidiyoruz, çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz. Kaldırdık, yıktık tapuları. Tapuları yıktık. Evelallah. Daha da yıkacağız. Mesela ne kadar önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Kahvenin önden geçemezken bugün kahvelerde tiyatro oynuyorsunuz. Hem oyun oynuyoruz, hem de oturuyoruz rahat rahat. Geri geldiğinde kahvaltımızı ediyoruz. Yeri geldiğinde de arkadaşlarla muhabbet edebiliyoruz oraya. Aslında bu biraz da şey olmuş. Yani hani kahveler normalde aslında bizim karşı olduğumuz nedir? İşte işi gücü olmayan erkeklerin aynen gidip orada oturdukları bir mekan iken orayı da çalışır hale getirdiniz ve o algıyı da değiştirmiş oldunuz. Orada başka şeyler yapıyorsunuz çünkü. Güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Tiyatroya oynuyoruz. Onlar da seyrediyor. Yani daha şey oluyor. Birazcık beyinleri değişiyor. Beyinlerine birazcık kadınlar neler yapabildiğini görüyorlar yani. Daha da görecekler. Ulamış'a gel, gel gel, Ulamış'a gel. Tiyatroya gel, gel gel, tiyatroya gel. Ulamış kadınları hem bahçe hem sahnede. Sanat ile mutludur İzmir seferi Hisar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ablacığım? Tarhana yapıyoruz. Tarhana. Evet, tarhana. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Yaşar. Yaşar abla, tarhanayı nasıl yapıyorsun sen? Tarhanayı nasıl yapıyoruz? Soğan, domates, biber. Domates, biber. Evet. Özel tarhana otumuz oluyor. Onu altına koyuyoruz. Nasıl bir ot? Nereden topluyorsunuz? Obalarda, bahçelerde. Kazanın altına onları koyuyoruz. Üstüne soğanını, biberini, domatesini tekrar yine otumuzdan koyuyoruz üstüne. Su koyuyoruz, kaynatıyoruz onları. Pişti mi? Evet. Hamurla yoğuruyoruz. Bununla hamur ediyoruz. İşte de yoğurt. İçine yoğurt koyuyoruz. İçine de sürüyoruz. Ertesi gün ne oluyoruz? Tarhanamız oluyor. Hepsini iç içe koyup yoğurarak. Evet. Hamur gibi yoğuruyoruz onları. Hepsini hamur haline getiriyoruz böyle. Evet. Ertesi gün bu gece kalıyor. Ertesi gün biz bunu çarşaflarımız var özel. Onları seriyoruz. Oynaya tekrar biz bunu un haline getiriyoruz. Tarhanamız öyle oluyor. Kurutuyorsunuz zaten. Evet. Ondan sonra içerlerde temiz çarşaflarımızla masalarımızı kurutuyoruz. Ve yemeğe başlıyoruz. Evet. Kışımızın en güzel çorbamız. Doğal. Evet. Antibiyotik soğanımız içinde bol biberimiz, domatesimiz. Yani her çorbadan daha lezzetli, daha siz daha besleyici, çoluğumuza, çocuğumuza hep tarhana yediririz biz. Her dönem yapar mısınız peki böyle? Her sene yaparız. Yapmadığımız zaman olmaz. Her sene yaparız biz bunu. Evet, biraz emek isteyen bir evet, iş. Evet canım. Evet canım öyle. Tabii. Evet, yapmadan da olmuyor. Biz alışmıştık buna yıllardan beri. Tarhanasız yılımız olmaz. Her sene yaparız biz bunu. Peki diyelim ki senede ne kadar, yani kiloyla mı, nasıl, ne kadar yapıyorsun? Evimdeki insanına göre. Ben yalnızım 4-5 kilodan yapıyorum. Bak kızım yaptı mesela, kızımınki 10 kilodan yaptı, ben 5 kilodan yaptım. Yani öyle, kalabalığına bak. Kalabalıksa fazla yapıyorsun.
Yalnızsam bana yetiyor. 5 kilo yemiyorum da eşime dostuma dağıtıyorum. Mesela bundan bu leğenler ne kadar çıkar? 15 kilo yakın var burada. 15 kilo maşallah. 10 kilo un koyduk biz buna şu anda. O kadar domates, biber pişti, onlar da kondu, yoğurt falan kondu. Yine 15 kilo garanti var. Hı hı. Çok teşekkür ederim Yaşar abla. Ben size teşekkür ederim. Geldik Ulamış Köyü'ne, böyle evet, güzel güzel evet, kadınları tanımak bizim için çok büyük bir durum. Biz de sizi tanımadığından mutluluk duyuyoruz çocuğum. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz, sadece bugün için değil. Başka zaman da buyurun, çayımızı, kahvemizi için misafirimiz olun. Bekleriz her zaman. Çok sağ olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ulamış Köyü madem bu kadar doğayla, tarımla iç içe, o zaman dedik ki biraz bahçelere de gidelim. Biraz diyelim ki mandalinanın kokusunu, biraz o bahçeleri de görmek istedik ve sevgili rakibe bize eşlik etti. Şimdi hem onu tanıyacağız hem de bize biraz bahçeleri, buradaki yaşam tarzını anlatsın. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yani mandalina bahçelerine geldik, böyle mis gibi mandalina kokuyor gerçekten. Evet. Bize biraz anlatır mısın? Buranın yaşam dokusunu biraz anlat. Çünkü insanlar burada doğayla iç içeler. Evet. Diyelim ki tarım da yapıyorlar, hayvancılıkla da ilgileniyorlar, sanat da yapıyorlar. Evet. Biraz bahseder misin? Tarımla uğraşmak çok zor. Hani dönem dönem. Şimdi mandalinin dönemi var. Hı hı. Şimdi erkencesi olmak üzere. Hı hı. Ama bir ay sonra bu gördüğünüz mandalinler oluşmaya başlayacaklar, sararmaya başlayacak. Kışa hazırlanıyorlar. Hı hı. Bakımı çok zor. Yani şey, böcekleniyor, ilaçlanması gerekiyor, birebir ilgilenmesi gerekiyor. Bakın, sulama yapılması gerekiyor. Hı-hı. Çiftçinin halinden anlamak gerekiyor. Evet. Peki evet, şunu da sorayım o zaman, madem çiftçiye girdik. Evet. Hak ettiklerini, gerçekten verdikleri onca bedel, onca emeğin karşılığını, evet, alabiliyorlar mı? Kesinlikle alamıyorlar. Hı-hı. Onun için de hevesleri kaçıyor ve bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu taraf böyle AVM'lerle, işte evet, binalarla doldurulup böyle verimli toprakların yok edildiği bir ülke, sonra ne olacak? En önemlisi de çocuklarımızı toprakta yetiştirmemiz. Yani onların bu, hı-hı, şeyleri görmesi lazım ki ileriki zamanlarda onlar da aynı şekilde bizim gibi devam ettirsinler. Hı-hı. Biz o amaçla geldik, emekli olduk, geldik ve burada tarımla uğraşıyoruz. Yani zaten Ege bölgesi aslında gerçekten de, evet, böyle çok güzel toprağı, verimi, evet, olan, evet, bir bölge. Ama maalesef sizin de belirttiğiniz gibi böyle bu kadar emek, evet, sarf edip toprağa sonradan işte taşa, kuma, evet, betona teslim edilip. Maalesef. Hı-hı. Keşke olmasa. Hı-hı. Yani bu güzellikleri herkesin yaşamasını isterim. Görüyorsunuz, insanın içi açılıyor bu yeşilliğin içerisinde. Bu toprak bütün enerjinizi alıyor. Hı-hı. Yani çok güzel. Çok. Herkesin, hı-hı, tatmasını isterim. Mesela en çok neyi ekmeyi seviyorsunuz? Ne bileyim mesela? Toprağa giren her şeyi seviyorum. Evet. Hı-hı. Sonuçta çıkıyor bir şekilde, size faydalı oluyor. Hı-hı. Yetişiyor. Hani onun büyümesi bile size çok güzel bir keyif veriyor. Değil mi? Tohumundan, fidanından, evet, evet, sonra, evet, tek tek mahsuline, alıp onu. Aynen, onu tek her tek alıyorsunuz. Her şeyini tek tek uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Sonra onun bakımıdır, yağmurudur, evet, güneşidir, hepsiyle ilgilenmeniz, evet, gerekiyor. Kesinlikle. Bir çocuk gibi ilgileniyoruz. Hı-hı. Evet. Peki biz size çok teşekkür ederiz. Bizimle bahçeye kadar geldiniz. Biraz hem bahçeyi ederim, konuştuk, mandalinaları, evet, konuştuk. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün dediğim gibi herkesin böyle toprakla, bahçeyle, hayvanlarla uğraşmasını isterim. Sanatla da uğraşmasını isterim. Gerçekten yani o stres, insanlardaki olan yoğun stres böyle şeylerle atılabiliyor. Toprağa çağırıyorum herkesi.
Seferihisar ilçesine bağlı olan Ulamış köyündeydik sevgili izleyenler. Renkli renkli sokaklarına, evlerine, bahçelerine girdik ve sanatla iç içe olan Ulamışlı emekçi kadınlarlaydık. Bir sonraki bölümde başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.